Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Meselemiz derin. Takdir mi, tercih mi? Çok temel iki sual. Tabii gerekli derinlemesine bu konudaki izahları tam hazmettikten sonra hem takdir hem tercih nasıl bağdaşır bunu layıkıyla anlamış olacağız. Ama tabii bütün bahis öyle bir akşamda bitecek gibi değil. Bugün bir giriş yapacağız. Bir de prototipi diyebileceğimiz temel yaklaşım modelimizi oluşturacağız. Gerisi inşallah zaman içerisinde sürdürülür. Biliyorsunuz bizim kanun deyince aklımıza Mecelle-i Osmani geliyor. Mecellenin yine İslam'dan, Kur'an'dan mülhem çok temel kaideleri vardır ki dillerimizde dolaşır. Benim çok hoşuma giden iki tanesi aynı konuda. Birisi usul esastan mukaddemdir der. Usul esastan önceliklidir, mukaddemdir. Bir diğeri de usulsüz vusul olmaz. Yani yol, yordam, metot olmadan doğru hedefe, neticeye varmak mümkün olmaz. Onun için usul, metot meselesi çok ehemmiyetli. Bu çağımızda Kur'ani ilaçları hazırlayıp bize en güzel şekilde sunan, orijinal bir dirayet tefsiri olan Risale-i Nur'un bize kazandırdığı en önemli şey de bu çağımızda doğru usul nedir? Onun öğretilmiş, hatırlatılmış olmasıdır. Çünkü o olmadığında iş bitti. Yani eczane dolusu ilacınız var, elinizde reçete yok. Hangi ilacı, hangi dozda kullanacağınızı bilmiyorsunuz. Dükkan senin. Dükkan benim ama faydalanamıyorum. Yani usul esastan öncelikli. Onun için Kur'an'da her derdin devası, bütün asırların hissesi, ilacı hepsi var. Fakat hangi dozda kullanacağız? Nasıl kullanacağız? İşte bunu müceddidler, müfessirler öğretiyor. Tabii çağa göre de öncelikler değiştiği için kullanım şekli değişiyor. Yani önceden iğneyle yapılan ilaç öyle bir zaman geliyor ki iğneyi gördü mü, şırıngayı gördü mü kaçıyor. Ne yapacaksınız? Takdim şeklini değiştireceksiniz. İşte çocuklara meyve aromalı şurup yapıyorlar. En acı ilacı seve seve içiriyorsunuz. Ya da adamın anesteziye karşı şey yoksa hassasiyeti, aramızda tabipler de vardır muhtemelen. Bazısı vardır, koklar koklamaz bayılır, bir doz bile ağır gelir. Bazısına 3 doz, 5 doz veriyoruz, adam hala bayılmıyor ki operasyon yapalım. Şimdi bu çağın insanının üzerine işlem yapılacak kıvama gelmesi için gereken hazırlayıcı ilaçla 10 asır öncesinin aynı değil. Bütün bunları biz nasıl halledeceğiz biz bilemeyiz ki. Usul apayrı bir şey. İşte bunu her 100 senede bir ölçü tartı aletlerinin ayarlanması gibi mücedditler geliyor, ayarlıyor. Şimdi İmam-ı Gazali Eyyühel Veled diye anlatıyor. Gel bakalım diyor. Bağırıyor, çağırıyor. Bazı insanlar da var. Ya hoca efendi biraz bağır çağır da kendimize gelelim. Ama %90'ı damarına bastın mı her şeyi elinin tersiyle itip kaçıyor. Niye? Çünkü enaniyet asrı. Herkes enelere binmiş, dayalet vadilerinde at koşturuyor. Bakın zaten şeytanı Adem'den ayıran kibir değil mi? Hata ettim dedin mi adam oluyorsun. Adem oluyorsun. Ama kibir var, hata ettim, bende hata var demiyor ki. Böyle bir nefis var. Dolayısıyla bu çağımızda da kibir en üst seviyeye çıkmış, dalalet vadilerinde at koşturuyor. İşte onun için bu çağı doğru okuyan Bediüzzaman diyor ki,
Nefsini ıslah etmeyen başkasını ıslah edemez. Ey nefsim, bu benim kendi dersimdir. Kim isterse nefsimle beraber dinlesin. Şimdi bize tek başına baktığınızda öylesine söylenmiş bir mütevazi giriş gibi geliyor ama öyle değil. İşte çok lafını ettiğimiz paradigma değiştirme böyle bir şey. Eğitimin paradigması, temel modeli böyle değişir. Onun için ey oğul dediğin zaman buyur babalık diyen çocuk. Sen kendin güzel bir şeyler yapıp örnek olduğun zaman senin peşine geliyor. Ve bakıyor. Bu çağın getirdiği bir şey. Ne İbn Sina'nın kusuru, ne İmam Gazali'nin haşa kusuru. Bu çağda bu. Onun için bu konuda üstad hatırlayacaksınız. 12. mektupta var. Bize bu imani, dini meselelerin nasıl konuşulması, müzakere edilmesi gerektiğiyle ilgili temel ölçüyü hatırlatıyor. Risale-i Nur kendi metodunu da bize öğretiyor. Her konuda. Yani açık yaygın üniversite gibi. Medrese-i Zehra'nın açık örgün olmayan adeta bir modellemesi. Risale-i Nur'un hocası Risale-i Nur derken üstad onu nazara veriyor. Metodu da içinde. Şimdi her konuda ben bu iki şeyi kader konularını tartışırken doğru netice almak istiyorsak konuyu bilmek, ispat etmek şu bunun ötesinde bir usul her konuda olduğu gibi burada da öncelikli. Onun için hiç olmazsa bu usul noktasını da hatırlayarak giriş yapalım ki binanın temeli sağlam bunun üstüne siz neyi müzakere ederseniz edin bu usul üzerinden faydalı hale gelecek. Kısaca bu usul girişini yapalım. Şöyle bir Risale-i Nur'dan alıntılar tamamen. Bu vesileyle bilgilerimizi tazelemiş olalım. Kardeşlerime tavsiye ediyorum ki İnşikaka ve iftiraka sebebiyet veren münakaşa etmesinler. Şimdi münakaşa etmemenin çerçevesini de veriyor. Yani münakaşa nedir? Demek ki sonunda inşikak ve iftirak oluyorsa bölünme ve ayrılmaya dönüşüyorsa o tartışma, müzakere demek ki onun adı münakaşa. Bu tarz bir münakaşadan uzak durun. Münakaşa çekişme demek aslında. Sözlü tartışmaya diyoruz bugün. İnşikaka ve iftiraka sebebiyet veren münakaşa etmesinler. Çareyi de gösterecek. Yalnız müdaveli efkar suretinde nizasız mübaheseye alışsınlar. Müdaveli efkar, tedavül diyoruz ya, fikri dolaşım, fikir alışverişi. Bunun da tarifini hemen içinde veriyor hocası ya. Ne demek müdaveli efkar sureti? Nizasız mübahese. Kavga etmeden, çekişmeden herkes o konudaki bahsedeceği şeyleri söylesin. Nizasız mübaheseye alışsınlar. 12. mektubun baş kısmında biliyorsunuz şu cümleler geçiyor. O gece benden sual ettiniz, ben cevabını vermedim. Çünkü mesail-i imaniyenin münakaşa suretinde bahsi caiz değildir. Münakaşa yukarıda nasıl geçmişti? İnşikaka, iftiraka sebebiyet veren tartışmaya biz münakaşa diyoruz. İşin sonucu oraya varıyorsa bu olmaması gereken kısma giriyor. Şimdi dini meselelerde hatırlayın 12. mektup orada zaten sualleri de var. İşte Hazreti Adem niye cennetten çıkarıldı? İşte şeytanlar niye yaratıldı gibi hususlar. Aralarında konuşuyorlar. Hoca efendi sen ne diyorsun diye de üstada da pas atıyorlar. Üstad tabiri caizse pas dedik madem hadi gençler de var topa girmiyor. Sonra mektup yazıyor. Diyor ki siz o gece benden sordunuz ama ben cevabını vermedim. O
sizin münakaşanıza girmedim. Çünkü imani meselelerin, mesail-i imaniyenin münakaşa suretinde bahsi caiz değildir. Sen mi haklısın, ben mi haklıyım, benim mi dediğim, senin mi dediğin, o bizim işimiz olmaz. Siz münakaşa suretinde bahsetmiştiniz. Onun için ben girmedim ama sorular ehemmiyetli madem zihninize geliyor. Ben mesajı aldım. Demek ki insanların bu konularda irşada ihtiyacı var. Daha sonra onu malumunuz o sualleri cevaplıyor. Mektubun sonunda da diyor ki mezkur mesail gibi dakik mesail-i imaniyeyi, işte niçin Hazreti Adem cennetten çıkarıldı, niçin şerler yaratılıyor, niçin efendim işte peygamberler gönderiliyor, imtihan yapılıyor, sonuçta birçokları kaybediyor, cehenneme giriyor. Bu nasıl gibi? Bu tarz dakik mesail-i imaniyeyi mizansız mücadele suretinde. Şimdi münakaşaydı, bir de ne geldi? Mizansız mücadele. Mizan ne demek? Terazi demek. Adamın hani şeyi yok deriz ya, terazisi yok. El terazi, göz nizam, dalı yok. Şimdi o konuda bir ehliyeti, liyakati, uzmanlığı, ki mizan diye de mizan-ı şarani diye kitap üstad zaman zaman havale eder. Mizan-ı şarani, mizan ile tartın diye. Şimdi ince meseleleri, böyle dakik meseleleri mizansız mücadele suretinde cemaat içinde bahsetmek caiz değildir. Mizansız mücadele ve cemaat içinde. Şimdi bu kadar dini yayın yapan programlar, kanallar, işte okullar var ama sabahlara kadar dinliyoruz bir imani meselede. Aydınlanamıyoruz. Kasvet basıyor. Niye? Mizansız mücadele. Bir de cemaat içinde. Tribünlere 70-80 milyonun önünde savutturuyor. Orada o şekilde bahis caiz değildir. Biz ne yapıyoruz o zaman? Düşünün. Yaraya tuz basıyoruz. Halbuki şahane Müslümanları aydınlatıyoruz. Hele bir de Ramazansa tam zamanı ne var ne yok boca ediyoruz. İşte usulsüz usul olmuyor. Sonuç ne oluyor? Mizansız mücadele olduğunda tiryak içen zehir olur. Diyenlere, dinleyenlere zarardır. 30'lu yıllarda yazılmış. Nasıl? Bizim tam da resmimiz değil mi? Diyene de zarar, dinleyene de zarar. 80 milyonun önünde en ince dini meseleleri oturup işte ilahiyat profesörleri böyle tartışırsa ne oluyor? Diyene de zarar, dinleyene de zarar. Niye? Mizansız mücadele. Öyle mi, böyle mi? Tiryak içen zehir olur. Aynı şeyi ilahiyat fakültesinin doktora salonlarında kendi ehliyle tartışsa, kendi jürilerinde mübahese, müzakere etseler, tiryak. Alimin uykusu da ibadet. Hem kendileri uyumuyor, hem milletin uykusunu kaçırıyor sabahlara kadar. Ne anladık bu işten? Halbuki alim uyusa daha kârda yani. Mizansız mücadele olunca ne oluyor? Diyenlere de dinleyenlere de zarardır. Belki böyle mesail-i imaniyenin, o zaman imani meseleleri nasıl konuşacağız, tartışacağız, müzakere edeceğiz? Üç şartı var. İtidali demle, insafla bir müdaveli efkar suretinde bahsi caizdir. Biz bildiğimiz gibi yaparız diyorsak güle güle. Havanda su dövmeye devam. İtidaliden, soğukkanlılıkla, mutedil, insafla, insaf yani adil iki tarafı da dikkate alarak ve bir müdaveli efkar suretinde bahsedeceğiz, caizdir. Daha sonra biliyorsunuz başka bir hadis üzerine bir de tartışma var.
İşte Musa Aleyhisselam'ın Azrail'le olan meselesiyle ilgili. Şimdi konu hadis-i şerif olunca ve sahih hadis kitaplarında olunca bunun hakikatinin anlatılması lazım. Müteşabih bir mesele. Ortalık birbirine giriyor. Ben diyor ne bileyim münakaşa olmuş, üstada öyle gelmiş. Hani şahıs soruyor zannettim. Meğer ondan önce ne gürültüler kopmuş. O zaman diyor bu ciddi, bunun düzeltilmesi lazım. Bu kadar şahi olmuşsa. Hani olmasa bahsetmeye gerek yok ama tartışmışlar, en sonunda üstada ulaşmış. Hazreti Musa'nın Hazreti Azrail'in yüzüne tokat vurması meselesi malum. Sahih kaynaklara da girmiş. Ne yapacaksın? O zaman iş başa düştü. Bunun hakikatin anlatılması lazım. Sonunda diyor ki bu çeşit mesaili münakaşa etmenin birinci şartı insafla, hakkı bulmak niyetiyle, inatsız bir surette ehil olanların mabeyninde sui telakkiye sebep olmadan müzakeresi caiz olabilir. Bu şartları sağlamıyorsan yine girmeyeceksin. Hakkı bulmak niyeti, inatsız bir surette, ehil olanların mabeyninde sui telakkiye sebep olmadan. Karşıdaki nasıl algılıyor? Bu önemli yani. Tutuyor 80 milyonun önünde, yok bilmem devesiydi falan filan diye güya hadis tartışıyor. Ya arkadaşım senin niyetin ne? Yani demezler mi ya, başka mesele yok mu diye. Kaldı ki o, ehil misin? Değilsin. İşte sui telakkiye sebep olmadan müzakeresi caiz olabilir. Peki böyle bir müzakereyi biz nasıl anlayacağız? Çok net o zaman sonucuna bakacağız. Şöyle diyor. O müzakere hak için olduğuna delil şudur ki. Şimdi biz de konuşacağız. O müzakerenin hak için, hakkı bulmak, hak için olduğuna delil şudur ki. Eğer hak muarızın elinde zahir olsa. Siz bir şey söylüyordunuz, öbür itiraz etti ve onun dediği doğru çıktı. Ne yapacak? İşte muarızın elinde hak zahir olsa müteessir olmasın. Bozuluyor mu, üzülüyor mu? Kendi tezi çürüyünce, kendi bilgisini yanlış. Demek ki hak için değilmiş. Haksa hakkı buldun işte ama hasmın elinden çıktı. Senin niyetin egonu tatmin, karşıdakini susturmakmış. Hakkı bulduğun halde üzülüyorsun. Hak ortaya çıktı. Müteessir olmasın, belki memnun olsun. Bırakın üzülmeyi, bozuntuya vermemeyi, memnun olması lazım. Çünkü hak ortaya çıktı. Çünkü bilmediği şeyi öğrendi. Eğer kendi elinde zahir olsa, ya itiraz etti falan ama ben biraz söyleyince belli ki benim tezim doğruymuş. Benim söylediğim hak. Bu ortaya çıksa fazla bir şey öğrenmedi. Bildiği şey sadece doğrulanmış oldu. Yeni bir şey öğrenmedi. Fazla bir şey öğrenmedi. Belki gurura düşmek ihtimali var. Bir de geçen sefer de öyle oldu işte, bak yine benim dediğime geldiniz falan diyerek gurura düşme ihtimali var. Gurura düşmek kötü bir şey mi? Evet. Oo, kötü bir şey. Gururun Arapça manası zaten aldanmak. Mağrur demek, aldanmış demek. Yani bir damla kan, sen nesin de küçük dağları ben yarattım falan. Yani haddinizi kaybettiğiniz anda, konumunuzu kaybettiğiniz anda şaşkınsınız, aldanmışsınız. Bunun için birinci sözde iki temel kavram vardır. Nedir? Yolcuların iki sıfatı üzerinden gidilir. Biri mütevaziydi, diğeri mağrur. Mağrur peşine aldanmış demek. Kelime manası o zaten. Falan. Nesin ya? Sen nesin? Sa'di Şirazi insanı Kur'an'dan mülhem diyor ki yek katreyi hunest saat hezar endişe. Bir katre kan, yüz binler endişe. Ya busun ya.
ne yere göğe sığmıyorsun. Bakın insanla ilgili ayete, senin adın sanın yoktu. Hele talel insan. İnsan suresinin değil mi? İlk ayetinden biz seni. Dur bakayım daha yeni geldin. Senden önce bu dünyada neler vardı? Sen geldin, alemin kralı benim havasındasın. Biz seni imtihan etmek için serbest bıraktık diyor. İster şükredersin ve imma kefura, istersen nankör olursun. Sonucuna katlanacaksın. Ama unutma aslın neslin bu. Daha adın sanın yokken bu dünya vardı. Sen yeni geldin. Her şey benden sorulur. Havalarına girme. İlk inen ayetlerde yine seni alaktan yaratan Rabbinin adıyla oku. Aslını unutma. Aslın bu. İnsan 3-5 damla kan, ırmak, 3-5 damla su. Evet. Dolayısıyla haddimizi unuttuğumuz anda gurura düştük. Yani aldandık. Mağrur, mütevazi. Tabii mütevazi kavramı da bizim kavramlarımızın içi boşaltıldığı için mütevazi deyince aklınıza 100 yıl düşünseniz asıl manası gelmez. Vaz koymak demek, vaz etmek. Tevazu karşılıklı konumlanma demek. Mütevazı konumlanan demek. Haliyle doğru konumlanan. Şimdi ben neyim? Ben mahlukum. Ente Rabbiyer Rahim, ene abdükel aciz dedin mi? Şimdi ben benim sen sensin noktasındaydım. Aç kalınca söyle bakayım nefis sen kimsin ben kimim? Ente Rabbiyer Rahim, ene abdükel aciz. İşte mütevazı bu. Ya ne güzel yer, kafama göre gezeceğim. Bu da nereden çıktı? Hayır diyor, çöllerde diyor ben işi öyle oluruna bırakamam. Buranın hakimi kim? En namdar. Sözü geçen kimse ben onun adını alacağım. Onun namıyla dolaşacağım. Birinci sözde. İnsan, adam olan Hazreti Adem yeryüzüne indiğinde böyle dolaştı. Ben onun namıyla gezerim. Bir çadıra girse o namıyla hürmet görür. Bir katil tarika rast gelse, ey musibet onun izniyle geldinse göster kimliğini eyvallah. Ama kafana göre beni test etmek için öyle gelip kendin yapıyorsan emaneti öyle her isteyene vermem. İşte mütevazı aslında kendini doğru konumlandıran demek. Öyle değil yani. Allah'ın huzurunda. Sırf Allah'a secde eden, başka hiç kimseye Allah'ın müsaade etmediği hiçbir güce eyvallah etmeyen demek mütevazı. Yani konumunu doğru belirleyen demek. Nasıl? Bayağı farklıymış değil mi? Onun için mütevazi mi, mağrur mu? Aldanmış demektir mağrur. Mütevazı konumunu, haddini biliyor. Onun için derler İslam'ın şartı 5, 6.'sı haddini bilmek. Aslında o 5'in neticesi haddini bilmektir. Haddini biliyorsa demek ki hakkıyla İslam'ın şartını yerine getiriyor. Zekat veriyor ama hala kendini mal sahibi zannediyorsa, oruç tutuyor ama hala nimetleri ben kazandım diyorsa haddini bilmiyor. O 5 şart bizi doğru konumlanmaya hazırlıyor. Evet. Onun için usul böyle mühim. Gurura düşmek ihtimali var. Gurura düşme deyince ya olur o kadar adamın. O kadar titri var, ilmi var. Birazcık yapsın canım ya. Hakkıdır falan. Ya zaten varken yaparsa gurur. Yoksa zaten riyakar. Oo. Evet. İşte bu meseleler işin altyapısı, temeli. Eğer hak hasmının elinde çıksa, hani İhlas'ta da diyor ya, insafsızdır diyor. Eskiden müzakerenin temel düsturu, hak karşıdakinin eline çıktığında, üzüldüğü zaman memnun olmuyorsa, o hakperest değil, insafsız. Demek ki
hak hasmının elinde çıksa, zararsız bilmediği bir meseleyi öğrenip menfaattar olur, nefsin gururundan kurtulur. Demek insaflı, hakperest, hakkın hatırı için nefsin hatırını kırıyor. Hakkın hatırı için nefsin hatırını kırıyor. Ezberlemek güzel. Hakkın hatırı âlidir. Hiçbir hatıra feda edilmez. İyi de ya falancanın da hatırı demedik ya. Hakkın hatırı olan yerde başka hatır, değil mi? İşte böyleydi. İşin esası bu. Kim kurtulacak? Asr suresini hatırlayın. Öyle bir hüsran asrı ahir zaman. İman edip salih amel işleyecek. Nedir iman edip salih amel? Ucunu göstereyim. Ve tevasav bil hak ve tevasav bil sabr. Hakkı ve sabrı tavsiye eden. Tavsiye eden ne demek? Kendinde olacak ki. Hazreti Ömer diyor. Konuşmayı bırakın, tebliğe devam edin. Ya Amir el Mümin, bu nasıl olacak filan? Ya susun, yaşayın diyor. Zaten diyor sizi gören en güzel şekilde tebliğini alır. Lisan-ı hal, lisan-ı kalden tesirlidir. Şimdi iş oraya geliyor. Evet. Demek ki hakkın hatırı, insaflı, hakperest, hakkın hatırı için nefsin hatırını kırıyor. Hasmının elinde hakkı görse yine rıza ile kabul edip taraftar çıkar, memnun olur. Evet. Üstad bunu, tabii üstad ispat etmediğim, yaşamadığım şeyi yazmamışım diyor. Malumunuz Marva Laikası'ndan tarihçiye de aldığı 3-5 mektuptan bir tanesidir. Orada der ki, benim hatamı görseniz memnun olacağım. Hatta başıma da vursanız Allah razı olsun diyeceğim. Ondan sonra der ki, hakkın hatırını muhafaza için başka hatırlara bakılmaz. Nefs-i emmarenin enaniyeti hesabına hakkın hatırı olan bilmediğim bir hakikati müdafaa değil. Aler re'si vel ayn, kabul eder diyor ve size de faydası olur diye üstad ve talebeler arasında fayda verecek bir fikrim diye, üstadınız la yuhdi değil, ustalarınız, abileriniz. Üstad Türkçe'de usta olarak geçiyor. Üstad vefat ettiğinde niye koyuyor onu? Ben hayattayken en usta beni biliyordunuz ama benden sonra da sırasıyla tecrübesine göre farklı alanlarda usta abileriniz olacaktır. Onları la yuhdi zannetmeyin. Ha, eserler de mahatalı, o ayrı. O sünahat, hatta tafsilatları bile bazen sünahattır. O demek değil. O bize ders veriyor. Gözü kapalı olmayın, ehli tahkik olun. Nihenge vurun ve hakkın hatırını gördüğünüz yerde ne yapın? Nefsin hatırını bir kenara bırakın. Hakkın hatırını muhafaza için başka hatırlara bakılmaz. Burada bir cümlede yine müdafaa kelimesi. Bugün kelime çok değiştiği için böyle genelde bocalanan bir cümle. Bunu da bahsetmiş olalım. Nefs-i emmarenin enaniyeti hesabına hakkın hatırı olan bilmediğim bir hakikati müdafaa değil, aler resi vel ayn, kabul ederim. Müdafaa değil, baş göz üstüne kabul ederim. O zaman kabul etmek olumlu, müdafaa bugün için olumlu. Yani hem müdafaa et hem kabul et. Niye? Müdafaa etmem, kabul ederim diyorsun. Müdafaa def etmekten geliyor. Mücadele, cedelleşme ya. Müdafaa, defe çalışmak demek. Yani seni müdafaa ediyorum demek, aslında seni def etmeye uğraşıyorum demek. Ama sana gelen hücumu def etmeye çalışıyorumdan kısalmış. Vatana saldırıyı müdafaa ederken vatanı müdafaa ediyordu. Ben senin fikirlerini, seni müdafaa ediyorum değil. Yani sana gelen hücumları savuşturuyorum manasına bir anlam kayması olmuş. O zamanlar bu netleşmediği için üstad Arapçadaki manasıyla birçok kelime böyle Risale-i Nur'da bütün İslam aleminin ortak terminolojisi olduğu için ona göre yer alıyor. Bakmak lazım. Şimdi ortada bir hakikat çıkmış ama nefsin hatırını kırıyor. Şimdi nefsim, enaniyetim var. Hakikat çıkmış ama ben bunu kabul edemem deyip def etmeye çalışmam
baş göz üstüne kabul ederim. Nefsin hatırı yere batsın. Evet. Bilmediğim bir hakikati def etmek değil, baş göz üstüne kabul ederim. Siz de böyle olmaya gayret edin. İyi söylemesi kolay da öyle mi üstadım dediğinizde iki sayfa sonra çeviriyorsunuz. 8 sene üstadın yanında katipliğini yapan müdakkik, alim, hafız Halid'in fıkrası geliyor. Üstadla ilgili müşahedelerini anlatıyor. Ne diyor orada? Bazen diyor ben mesai ilmiyede muhalefet ederdim diyor. Üstad güzelce diyor bakar, içinde arar. Eğer doğru söylemişsem maşallah der. Eğer yanlış söylemişsem güzelce düzeltir. Şimdi oradaki üstadın tezini bizzat yaşayan birisi ne yapıyor? Tasdik ediyor. Tarihçi hayattaki Barla hayatına alınan 5 mektuptan ikisi bu. Birisi üstadın layık değil, ustalarınız hata yapabilir. Ama bir bahçede çürük elma var diye bütün bahçeyi birden gözden çıkarmayın, dikkat edin diye bizi toptancılıktan uzaklaştırıyor. Tahkik ehli olmayı sevk ediyor. Bunu söylerken de kendini örnek verdiği için başıma da vursan Allah razı olsun diyeceğim. Acaba diyen oldu mu hiç? Nasıl davrandı? İşte hemen arkasından Hafız Halid'in mektubu. Üstadım nasıl davrandığını en teferruatlı şekilde söylüyor zaten. Aksine bir şey de vaki değil. Peki biz böyle yapmazsak ne olur? Usulsüz usul olmaz. Tabii ki ben burada şimdi o manada biz homojen olduğumuz için çok farklı zıt bir şey yok ama öyle bir şey olduğunda da öğrenme niyetiyle, aydınlanma niyetiyle değil de işte 3-5 tane ateist çağırdık hadi bakayım falan filan. öyle münakaşa olmaz kardeşim. Önce bazı meselelerin vardır ki birinci düğmeyi doğru ilikleyeceksin. Usulü doğru koyacaksın. Ondan sonra arkası gelecek. Şimdi buradan bu işin kaderle ne ilgisi var diyeceksiniz ya. Biz ne dinlemeye geldik, ne oldu? Şimdi kader meselesindeki en büyük sıkıntımız üstadın yine şeyi hatırlarsanız işte bu az önce okuduğum kısımlarda 12. mektubun o eczacıya dersiniz diyor ya orada bunun ipuçlarını bize veriyor. Şimdi dedi ki siz münakaşa suretinde bahsetmiştiniz. Şimdilik münakaşanızın esası olan 3 sualinize gayet muhtasar bir cevap yazıyorum. Tafsilini işte Eczacı Efendi'nin isimlerini yazmış olduğu sözlerde bulursun. Ona bazı liste verdim. Tafsilini orada bulursunuz. Bir iki ilave yapıyor. Yalnız diyor kader ve cüz-i ihtiyariye ait 26. söz hatırıma gelmemişti. Size söylememiştim. Ona da bakınız. Fakat gazete gibi okumayınız. Şimdi Allah Allah. Kader ve cüz-i ihtiyari. Bizim sorularımız için öyle bir şey yoktu. Üstad niye bizi bu risaleyi okumaya yönlendiriyor diye aklınıza gelebilir. Hemen Risale-i hocası Risale-i Nur diyor ki Eczacı Efendi'nin o sözleri mütalaa etmesini havale ettiğimin sırrı şudur ki niye ben onları okuyun dedim. Zahiren baksanız sizin sualinizle bir alakası yok gibi. O çeşit meselelerdeki şüpheler erkan-ı imaniyenin zaafından ileri geliyor. Şimdi aramızda tabipler vardır. Şimdi gidersiniz ya ben şu tırnağımın rengi değişti bilmem ne falan dersiniz. İsterseniz ki ona doğrudan müdahale etsin. O der ki ya senin işte iç organlarında yok, karaciğerinde şu var bu var. Yani onun esas arkasındaki sebep bambaşka bir şey çıkar. Hiç alakasız bir şey. Adam geliyor kulağına işte akupunktur yapıyor bilmem ayağındaki ağrıyı tedavi ediyor filan. Şimdi bunun gibi imani meselelerde de soruyu soranın derdini anlayacaksınız. Bu soru nereden çıkar? Şimdi o 3 suali hatırlamayanlar için bakın. Hazreti Adem'in cennetten ihracı, bir kısım Beni Adem'in cehenneme ithali ne hikmete mebnidir? Şimdi burada doğrudan ne var? Kadere, Allah'ın takdirine bir işte akıl erdirememiş ya bunun hikmeti ne? Böyle bir şey olur mu? Halbuki cevap hikmeti tavziftir. Bitti.
bir görevle bir imtihana tabi tutuyor. Hadi bakayım, sebebi şu bu da olsa sen böyle bir sürece kapı aralandı. Seni dünyaya göndereceğim, imtihan edeceğim. Ondan sonra çalış öyle gel. Böyle kendini cennette bulunca kıymeti anlaşılmıyor. Ya cennette yok yok, bir tane ağacı dedik ki şuna yaklaşma. Hemen şeytan en zayıf tarafından giriyor ve babamızı iki dakikada kandırıyor. Şimdi şeytan bizi kandıramayacak. Ya sizin babanızı kandırdım ben. Siz kim oluyorsunuz? Yani onun için devamlı Allah'a sığınıyoruz şeytandan. Çünkü tahrip olduğu için. Şimdi soru bu. Burada Kader Risalesini okuyun, diğer sözler, imani meseleleri okuyun demesinin sebebi bu. Çünkü bu sorunun altında ne var? Bir teslimiyetsizlik, bir rıza problemi var yani. İki, şeytanların halkı icadı ne içindir? Gene aynı hesap. Adem babamız cennetten çıktı, geri gitmek için akla karayı seçiyordu. Orada kalsaydı iş kolaydı. Fakat şimdi oraya dönüş yapmak için epeyce bir sıkıntı. Nefsin zoruna gidiyor. Hazır kendi şeyimizi parayla geri almak gibi zoruna gidiyor. Dolayısıyla bunun şeyi ne? Çeldirici şık şeytan. Ya bu nereden çıktı şimdi? Şeytanı, şerleri halk etmiş hikmeti nedir? Ve kafasındaki şeyi de sızdırıyor, niyetini. Şerrin halkı şerdir, kabihin halkı kabihtir. Önce diyor şerri yaratmak şerdir diyor. Yaratmış falan. Olmamalı. Hemen ben sadece ilk şeyleri veriyorum ki tahrip olmasın. Haşa, halkı şer şer değil. Belki kesbi şer şerdir. Adam diyor ki ya diyor ben diyor haram işlerken diyor Allah benim gücümü vermiyor mu diyor. Veriyor diyor. O zaman ben bu işten niye sorumlu muyum? Şimdi kesbi şer, halkı şer. Bakın formül bitirdi. Yaratmak ayrı, işlemek ayrı. Ateşi yaratan Allah. Ateşin yüzlerce faydası var. Ama sen tuttun, tedbirsizlik yaptın, evini yaktın, elini yaktın. Ateş şerdir. Şer senin ilişkinle oluşan bir şey. Halk bütün neticeye yaratılış bakıyor. Yağmurdan ıslandın, yağmur şer diyorsun gibi. Şeytan şer. Şeytan bak Ebu Bekir'le Ebu Cehil'i şeytan ayırıyor. İmtihan olmasa imtihan şer. Sınıfın yarısı döküldü ama çalışanlar derece aldı. Şimdi böyle düşünmediğinde herkes kendi görmek istediğini görüyor. Ben diyor günah işlerken de diyor la havle ve la kuvvete illa billah, her şey Allah'tan diyor. Ne kadarını yıksak kar diyor ya. Şimdi bakın altında yatan hep kader meselesine geliyor iş. Üçüncü sual ne? Cenab-ı Hak musibetleri veriyor. Belaları musallat ediyor. Bula bula ben mi buldu? Şöyle oldu, böyle oldu. İş nereye dayandı gene? Gene kadere, takdire, vazifeye dayandı. Hususan işte bir de tutuyor. Masumlara, hatta hayvanlara bu zulüm değil mi? Hani diyorlar ya hadi biz halt ettik, söyledik saydık, deprem alttan vurdu, perişan etti bizi. Ama işte bak çocuklar da hayvanlar da öldü, olur mu böyle, bir de ceza diyorsunuz. Ceza olsa bunların suçu ne, bu çocuklar da falan. Şey yapacak ya. Ya işte Allah bela veriyor, beni niye bu ülkede gönderiyor, niye işte ben fakir aileden geliyorum, böyle olur mu falan filan. Tamam. Ne kadar şey görünüyor değil mi? Sıkıntı orada. Hakperest gibi görünüyor ama hepsinin altında maraz var. Yani vitamin eksikliği, mineral eksikliği şey gitmiş. Eziyana başlamış. Cevap ne? Mülk onundur. Mülkünde istediği gibi tasarruf eder. Geçen baktım doktor öğrencilerinde böyle bir acayip hal. Yani böyle eveliyor, geveliyor, piyasada doldurmuşlar. Ya şuradan kapı açıldı, birisi geldi. Hocam 5 dakika müsaade. Birer zarf dağıttı gitti. Ne yaptı? Birine 100 vermiş, birine 500, birine 5000 falan. Hemen ötekine 500 verdiğini gören kapıdan gidip adamı yakalıyor falan. Ne der dedim adam. Sen nasıl haksızlık yapıyorsun bana bilmem ne. Ne gülüş bir durum dedim ya. Siz iki dilenciden birine fazla para verseniz demek ki boğazınızı sıkacak öteki. Niye bana nasıl az verirsin diye.
Ne yaparsın dedim, ötekini de alırım dedi. İyi dedim, bak Allah da şükretmezseniz alırım diyor. Ya siz yoktunuz, adınız sanınız yoktu. Ben sizi yoktan yarattım, size piyango vurdu ya. Varsınız. İyi kötü bir hayatınız var. Bunun mertebesini tartışmayın. Niye yüksek minareye çıkmadım? Ya çıktığın minarede her basamakta her gün aldığın hediye, nimet, haddi hesabı yok. Saniyede 50 milyon hücren yenileniyor. Farkında mısın? Hala daha ona niye çok verdi, bana niye az verdi? Şimdi ya bu kadar net bir şey. Ama işte bir ufkumuzu açacak ki dürbünü ters vermişler. Bakıyoruz önümüzü bile göremiyoruz. Bir çeviriyoruz ki ya dün öğrendiklerimize nasıl bakacağımızı, manayı harfiyle kainatı nasıl okuyacağımızı unutturmuşlar. Üzerinden 1000 sene geçmiş, tamamen yolunu kaybetmiş ümmet, insanlık. Şimdi böyle baktığın zaman ya hakikaten ya mülk onundur, mülkünde istediği gibi tasarruf eder. Nasıl? Doğru ya. Geçen adam bizim park yerimize park etmiş, adamı az kalsın gönderecektim. Niye? Benim yerim yazmıyor. Hatta sokağa bile ben dükkanımın önü benimdir diyor. Sıkıysa başka biri park etsin. Sen mülkünde kimseyi yaklaştırmıyorsun. Allah diyor ki bu mülk benim. Siz yokken bak milyarlarca sene önce yaratılmış gelmiş, en sonunda sizi getirmişim. Sen diyorsun ki ben niye orada getirdin, niye burada getirdin? Allah Allah. Ya bu insanoğlu hakikaten bir acayip. Gençlere dedim ki ya imtihan oluyorsunuz değil mi? İmtihan. Evet oluyoruz. Dedim siz sınav yerinizi, oturacağınız sırayı kendiniz mi belirliyorsunuz? Gideceksin. Ben ta İzmit'teyim. Adapazarı'na gittim bir okulun yemekhanesinde üniversite sınavına girdim. Ya Allah, hatırlıyorum dün gibi. Şimdi o sıraya gösterilen yere oturacaksın. Bana niye bu soruyu sordun? Niye bana A kitapçı verdin? Niye işte deniz havuz problemi soruyorsun bana? Şimdi böyle bir seçme hakkınız var mı? Yok. Niye? Ya biz sınavdayız. Biz sınav oluyoruz. Elektrikler olmazsa kızarız. Ya salon karanlık, böyle yerde sınav mı olur? Deriz, protesto ederiz. Ama her şey tamam. Ay, güneş, lamba, vücudumuz hepsi tamam. Sadece önündeki soruyu oku. Akıl verdim sana. Peygamberi gönderdim. Sen sadece tercihten sorumlusun. Senin sınavın doğru tercih yapmak. Sınav salonunda bir eksikliğin var mı? Ekosistemde bir sorun var mı? Vücudunda bir sıkıntın var mı? Camiye giderken kalbin ters çalışıyor. Meyhaneye dönünce hızlı hızlı. Böyle bir şey var mı? Yok. Gözün istediğin yere çevirdiğin zaman görüyor mu? Görüyor. Ben diyorum ki şuna bak, buna bakmazsan doğru şık. Ne var burada anlaşılmıyor? Beni niye falan ülkede... Ya sen bak, o zaman ne oluyor işte? Problem buraya geliyor. Yani biz önce varlığı, dünyayı, hani necisin, nereden geldin, nereye gidiyorsun, bu dünyada işin nedir? Bu sorunun cevabını felsefenin elinden alıp, vahyin eline verip doğru koymazsak usulü kaybediyoruz. Birinci düğmeyi yanlış ilikli. Adam kendinin sınandığını kabul ederse, Tebareke'yi hep okuyoruz değil mi? Estağfirullah. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا. Allah ölümü ve hayatı yarattı ki hanginiz iyi işler yapacaksınız diye sizi imtihan ediyor. Yani burası sizin sınav salonunuz. Niye şu cam önündeki sıraya oturtmadınız da niye şöyle oldu, niye böyle oldu, niye soru az geldi, niye benim sürem özel ayarlandı. Ya sana ne? Ben mülakat yapan ben değil miyim? Senin duruşundan, konuşmandan notunu verdim. Bana hiç konuyla ilgili bir şey sormadı. Ya senin zaten halkla ilişkilerde sen her tarafın falsa. Sana ben niye şey sorayım yani? Teorik bir şey sorayım. Zaten görür görmez adayı eliyorsun. Ya adam gelir gelmez gitti falan. İnga dedi, zaten belli oldu ne olacak. Sen imtihanı yapana ne karışıyorsun? Sen sınavdasın. Nerede olduğuna, kaç soru sorulduğuna, süreye sen karar veremezsin. Senin en iyi bilmen gereken bu ömrün sınavla geçiyor. Hala bu dünyaya niye geldim ya da ben niye burada geldim? Niye öteki böyle, ben şöyleyim? İşte bütün problem bu. Onun için üstad birçok meseleye girerken bize
şifre gibi veriyor. Yani bunu doğru koymadığınızda sonuç alamazsınız. Şeyde biliyorsun işte Kur'an'la ilgili suale cevap verirken Üstad özet olarak veriyor. Hatırlatayım. Aslında genç, hafızası dinç olanlar ezberlemesi lazım. Programınız budur ki diyor. Yani vahye göre insanlığın programı şu. Dünya bir misafirhanedir. Var mı itirazı olan? Gelen gidiyor. Misafir seferde olan demek. Yolcu demek. Yolcuyuz. Dünyada bir han gibi adeta geliyoruz. Bir süre kalıyoruz. İmtihan salonu, ahiretin bekleme salonu, ahiretin tarlası, buradaki mahsul işe yarayanlar öbür tarafa gidiyor. Dünya bir misafirhanedir. İki kere iki dört. İnsan ise onda az duracaktır. Evet, bakıyoruz hakikaten. Giden gidene. Hadi olsun 100 sene ortalaması. Az duruyoruz. Vazifesi çok bir misafirdir. O işleri mi bitirdim diyen var mı? O kadar çok ki bitiremeden gidiyoruz. Asıl vazifesini öğreninceye kadar boş işlerle aslında baş edemeden gidiyoruz. Vazifesi çok bir misafirdir. Buna da 2 kere 2 4. Kısa bir ömürde hayat ebediye lazım olan levazımatı tedarik etmekle mükelleftir. Yolcu yolunda gerek değil mi? Gideceği yere hazırlığını yapacak. Bunu anlamak zor mu? Ya gidiliyorsa hakikaten bir yer varsa hazırlık yapmak lazım. Kalbinde böyle bir şey zaten diyor ki evet evet bu işin devamı olmazsa hiçbir anlamı yok. Bütün peygamberler bu konuda ehli ihtisas sözüne değer verilecek Allah'ın elçisi konumundaki bütün peygamberler diyor ki ahiret var. Tüm semavi kitaplar diyor ki ahiret var. Zaten giden nereye gidiyor? Bir yere gidiyor. Başka bir alternatifin var mı? Nereye gidiyor? Hangisi iyi? Gene en iyi. Devam etmesi. Yani görüyoruz çünkü. O zaman sıkıntı ne? Kısa bir ömürde ebedi hayata lazım olan levazımatı tedarik etmekle mükelleftir. Bunu bir düşün. Burada bir görevin olduğunu az çok vicdanen kabul ettiğinde gel başlayalım. Yoksa 10. sözde ilk başlayan ne? O şahane memleket burası. Her şey meydanda. Yiyor, içiyor. Ne diyor? Arkadaşı ya dur diyor. Öyle kafana göre saldırma. Sultanın her yerde adamları var. Böyle bakma sahipsiz görünüyor. Olur mu diyor ya? Ne devlet malı diyor. Bu vakıf malına benziyor. Hiç istifadeyi men edecek hiçbir sebep göremiyorum. Hem ne gözümle görmesem inanmam falan. Bakın felsefe aynı. Yani sen sorumlu sınavda bir misafir misin değil misin? Bunu kabul etmeden benim sana doğru bir şey anlatmam mümkün değil. Bütün problem bu. Sınavda mısın? Sınavdasın. Nasıl sınav yapacaksın? Ayet. Geçen Ramazan öyle çarpı dikkatimi çekti. Estağfirullah. Ve cealna bazukum libadin fitne etasbiru. Bazılarınız için imtihan kıldık. Bakalım sabredecek misiniz? Bir gençten biri dedi, ya o zaman dedi, geçinemediğimiz kadın da mı imtihan dedi? Ta kendisi. Önüne çıkan her şeyi bakayım sabredecek mi diye bir soru olarak alacaksın. Yalnız imtihan demek sıkıntılanma demek. Mihnetten geliyor. İmtihan hakikaten yani profesörlüğe de girsen sıkıntı. Birisinin seni sigaya çekmesi değil mi? İnsan nefsi için en ağır şey. Ama gerçek imtihan. İmtihandasın. Nasıl yapılıyor? Bakayım sabredecek misin? Ama o kızdı bana. O bana haksızlık yaptı. Üstad ne diyor? Kardeşini diyor sana yaptığı bir şeyden dolayı bütün mahkum edemezsin diyor. Kaderin de onda bir payı var. Ya kimle imtihan edecekti? Ail olmazsa beyle edecekti. Hadi diyelim maddi sıkıntın yok. Evladını işte rahmetli Sabancı gibi verecekti. Ömür boyu ağlayacaktın. Otomobil fabrikan var ama işte araba isteyen çocuğum yok. Ayakkabısını eskitemiyor çocuk. Ulan biz de ayakkabıyı çabuk eskitiyorlardı. Sıkıntılanıyor. Adam diyor çocuğumun ayakkabısının eskidiğini görmedim diye. Bayram seyran. Yani nedir o zaman? Hepsi imtihan.
tabii ki hakkımızı arayacağız, tabii ki yanlış yapana, ama bir de bileceğiz ki ya bu Allah'ın ilmi dahilinde olan bir şey. Nasipsiz dayak bile yenmez. Varsa beni imtihan ediyor. Çünkü bakalım sabredecek misiniz diyor. Sebep şu olur bu olur, kafana elma düşer, saksı düşer, birisi yumruk atar. Hiç başına bir şey gelmez. O da imtihan. Bakayım şükrediyor mu yoksa Firavun gibi. Ya bak benim başım bile ağrımıyor. Galiba hakikaten ben ilahım falan. 3-5 şakşakta çıkınca ciddi ciddi inanmaya başlıyor. Ya baksana bunların hepsi hasta oluyor bilmem ne oluyor. Ben hiçbir şey olmuyor. Başım bile ağrıdığını hatırlamıyorum diyor. Demek ki hakikaten bir şeyler var. O da imtihan. Hepsi imtihan. Şimdi böyle anladığın zaman bakayım sabredecek mi? Bitiyor. Ben bunu işte Ramazan'da okurken ara sıra mealine bakıyorum. Allah Allah dedim ya. Ben önüme kırana çok kızıyordum. Şimdi diyorum Allah mı sabrediyor mu diye. Bakıyor trafikte olur olmaz yerde zınk diye giriyor. Şimdi bakıyorum dur bakayım sabredecek mi diye imtihan oluyor. O zaman ne oluyor işte ya nasıl olur da narın da hoş nurun da hoş. Lütfu kahrı şey vahid bilmeyen çekti azap. O azaptan kurtulup sultan olan anlar bizi diyor. Üstad da bunu almış. Ya lütufla kahır nasıl aynı şey olur ya? Ya zor soruyla kolay sorunun üstüne ilave puanın farkı var mı imtihanda olan için? Lütufla imtihan ediyor, kahırla imtihan ediyor. Bunun sonu da yok ki. Ben imtihandayım. Bakalım sabredecek mi? Bunun için hak ve sabır iki temel şey. Böyle baktığınız zaman şimdi peki bu durumda şöyle bağlıyoruz. Kısa bir ömürde ebedi hayata lazım olan levazımatı tedarik etmekle mükelleftir. Kur'an diyor ki dünya hadis-i şerif mezratül ahire Esma-i İlahiye'nin tecelligahı seyredin 17. sözde anlattığı gibi manaları alın gerisine dönüp bakmayın ahirete yolculuk. Şimdi o zaman bizim vahye göre duruşumuzda vazifemiz de burada ahirete hazırlanmak. Bakın bizim görev saydığımız şeyin hiçbiri yok. Ben diyorum ki sen onu geç ya. Mesleğin ne? Mesleğin kulluk. Kul oldun mu? Düşünmek, ibadet etmek, şükretmek. Halık-ı Rahman'ın ibadından istediği en mühimi şükürdür. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَابُدُونَ Bu nereden çıktı ya? Şu meslek olmazsa olur mu? Bu devirde senin gibi adam şöyle şu işi tutması lazım, bunu yapması lazım. Bunlar bizim hobilerimiz ya. Aç kalırım, şu meslekte bol para var, bilmem ne var. Şimdi biz nerelere savrulmuşuz? Onun için adam yok piyasada. Dünyada adam yok, birbirinin gözünü oymaya çalışan. Nefsinin esiri, menfaatlerine göz diken bir şey yetişiyor bu felsefeden, bu kafadan. Halbuki önce adam olacaksın, yolcusun sen. Hesaba çekiliyorsun, ona göre. Şimdi kork, Allah'tan korkmayandan diyor adam, ben ateistim deyip. Başlıyor işe şimdi. Ama ateistin de ne olduğunu bilmiyor, şeriatın da ne olduğunu bilmiyor. Öyle her şey birbirine girmiş. O halde ne yapacağız? İş çok, öncelikler var. Tabii ki çalışacağız, bir şeyler yapacağız, uğraşacağız. Dünyevi meşguliyetlerimiz de olacak. Sahabe-i kiram, işte asr-ı saadet model önümüzde, herkes işinde gücünde. Nasıl peki? O zaman en ehem, en elzem işler takdim edilecektir. İş çok, o zaman yangında ilk kurtarılacak, nasıl ayırıyorsan. En değerli, en ehemmiyetli görevler neler? Sabah namazını kıldın mı, farzını yaptın, öğleye kadar araya mübah işlerden doldur, doldurabildiğin kadar. Öğlen geldi, var. 11 ay bekledin, Ramazan geldi, var. Başka? Zengin oldun, zekat. Kura çıktı, hac. Başka? Bu işte dinin direği namaz, günde 5 vakit. O da bir saatini alıyor. Öyle zamanını programlıyor ki bereketlendiriyor. Vücudunu yağlıyor, bütün mafsallarını çalıştırıyor. Oo, dünyada da kar, ahirette de kar. Ya Rabbi şükür. Ne var, ne zorluğu var? Ama alnımı yere koyuyorum ya. Var ya bu işte, sen senin, ben ben. Ben diyorum ki ente rabbiye rahim. Alnımı yere koyuyorum. Ya Rabbi de haşası yok. Subhane Rabbiyel Ala. Sen en yücesin. Ben bak en aşağıyım. Ama sana karşı, senin huzurunda en aşağıyım.
Sana karşı fakirim, acizim. Senin bana taktığın rütbeyle, verdiğin akılla ben varlıkların üstünde senin adına icraat yapıyorum. Halife-i arz olmaya müsait imtihan oluyorum. Senin namınla dolaştığım zaman herkes hizaya giriyor. Bismillah dediğim zaman açılmayan kapı yok. Ama ben kendi adıma dolaşacağım dediğim zaman önümde takla atmadığım güç yok. Çünkü sonsuz ihtiyacım var, sonsuz muhtaçlığım var. Ne yapacağım? Doğru belirleyeceğim. Duanız olmazsa ne ehemmiyetiniz var? Bir tek istemek. Sonsuz hazine şurada. Duayı istemeyi bilmek de en üst seviyede sizde. Buyurun dua edin, hazine sizin. Yok ben kendim üreteceğim, kendim bulacağım. O zaman heba'ın mensura, boş boşuna uğraş, biriktir, bekçiliğini yap, git. Yazık, çalışırlar, yorulurlar, zorlanırlar. Tam dinleneceği zamanda kızgın ateşe yaslanırlar diyor ayet. Ne boş bir emek değil mi? İşte bu kadar sadeyken, netken durum, biz ne yapıyoruz? En ehem, en elzem işler takdim edilecek. Halbuki felsefe karşı ne diyor? Siz ekseriyet itibariyle şu fani dünyayı bir makarra ebedi noktayı nazarında, sanki ebedi yaşama yeri, az kaldı ölümünde ilacını buluyoruz. Yani anti-aging ile idare et biraz, yüzünü gözünü gerdir, genç dur. Ölümün çaresine de az kaldı falan. Brejnev ölmeden birkaç adına Rusya'da bir şey çıkmıştı gazetelerde haber. Ölümün çaresini bulduk diye. Brejnev ölünce şey çöktü. Daha telaffuz edemez oldular. Şimdi dondururuz, bir şeyler yaparız, bakmayın. Bilim onu da halleder. Biraz oynayın, eğlenin. Böyle gidiyor. Nedir? Dünya ebedi yaşama yeri. Bitti. Kaybetti. Dünya ebedi yaşama yeri değil. Ve gaflet perdesi altında dünya perestlik hissiyle işlenmiş bir suret sizde görülüyor. Vahiy bize az önce okuduklarımızı söylüyor. Sizde baktığımızda bir ebedi yaşama yeri, vur patlasın, çal oynasın, gaflet perdesi, dünya perestlik hissiyle işlenmiş bir suret sizde görülüyor. Öyleyse o zaman ne olacak? Hakperestlik, ahireti düşünmeklik esasları üzerine müesses olan umudiyetten hisseniz pek azdır. Medeniyet harikalarından niye bahsetmiyor derken, Kur'an'ın bazı bakışı, ölçüsü bu. Sizin bakışınız. Onun için sizin çok harika dediğiniz, insanlığın en harika buluşu dediğiniz şeyi, Kur'an'a bir kıymeti yok. İşte hadis-i şerif var. Allah katında ahirete nispetle dünyanın sinek kanadı kadar kıymeti olsaydı kafirler ondan bir yudum su bile içemeyecekler. Fani, bütün şaşasıyla bir zindan hükmünde. Ama yumurtanın içindeki hayatı yegane hayat zannediyor civciv. Dışarıyı görmemiş. Ahireti görmeyince biz de dünyayı zannediyoruz ki ana rahmindeki çocuğa sorsan, oh buradan rahat, konforlu yer yok. Ya ne hiçbirsin. Hiçbir şey yapamıyorsun. Potansiyelini, organların hiçbirini kullanamıyorsun. Ama dünyaya geldik. Şimdi dünyaya geldik. Ha burasıymış ya esas yaşamaya. Dur buradan gitmeyeceğiz. Burası iyi. Ya burası da ikincidir. Gene yumurtadaki civciv gibisin. Ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne kalbi beşere hutur etmiş. Beynini kaçta kaçını kullandın? Hissiyatının, potansiyelinin kaçta kaçını kullandın burada? 100 sene yaşasan ne olur? 1000 sene yaşasan ne olur? Nuh Aleyhisselam 1000 sene yaşamış. Ahir zamanda 100 sene ancak yaşayacaklar deyince onlar herhalde ev falan da yapmazlar. Çadır kurarlar diye. 100 katlı bina yaptı. Değil mi? İnsanoğlu ölmek için dünyaya geliyor. Harap olmak için binalar yapıyoruz. Evet. Şimdi vazife buymuş. Öncelik buymuş. Öncelik bu olunca rahmet ilahi bizi öyle güzel bir imtihana tabi tutmuş ki. Kaç dakika daha okuyalım?
10 dakikayı mı bitti mi? Versek sonra devam edebiliriz. Biz 8'de başladık değil mi? Doğru. Ben 8. Tamam. O zaman şurada bir cümleyle bağlayayım. İmtihanı kabul ettik. Biz sırat-ı müstakim üzere kıldan ince, kılıçtan keskin, hassas, zerre miskal iyiliğin ve kötülüğün karşılıksız kalmayacağı, hesaba çekileceği bir hayatta istikametle ihtinas sırat-ı müstakim diyoruz, istiyoruz. Şimdi biz bu sırat-ı müstakim yolunda güvenlikli olarak nasıl ilerleyebiliriz dediğimizde işte kader ve cüz-i ihtiyari bizi şarampolden koruyan iki bariyer olarak rahmet-i ilahiyede mesail-i imaniye dahil olmuş. Her şeyi Allah'a vermek makbul ama vere vere yanlış yaptığında da benim şeyim yok ki, onu da Allah yaratıyor, yapıyor dediğin anda şarampole yuvarlanıyorsun. O zaman cüz-i ihtiyari diyor ki tercih eden sensin. Dur. Bu cümleyi okuyayım, belki devamını gideriz. Şu Kader Risalesi'nin en başında şu cümle, bu yolun olmazsa olmaz koruyucu iki bariyerini bize öğretiyor. Diyor ki kader ve cüz-i ihtiyari İslamiyetin ve imanın nihayet hududunu gösteren hali ve vicdani bir imanın cüzlerindendir. Bariyerleri ve trafik işaretlerini biz yolun asli unsuru değil, değil mi? Ama onlar olmadan güvenli ulaşım mümkün değil. Yolun bittiği yeri gösteriyor. Hali ve vicdani onun için uygulama imanın cüzlerindendir. İslamiyetin imanının neyini gösteriyormuş? Nihayet hududunu gösteriyor. Yani bu İslamiyet yolunun, sırat-ı müstakimin şarampole olan kısımlarını gösteriyor. Bak daha ileri gitme şarampol, bu tarafa daha ileri gitme şarampol. Yoksa ilmi ve nazari değillerdir. Yani mümin her şeyi, hatta fiilini, nefsini Cenab-ı Hakk'a vere vere ta nihayette teklif ve mesuliyetten kurtulmamak için, üst bütün sorumluluktan kaçmamak için cüz-i ihtiyari önüne çıkıyor. Ona mesul ve mükellefsin der. Çünkü sen tercih ettin. Cenab-ı Hak diyor ki ben ekosistemi yarattım. Senin bedenle ilgili her şeyi ben otomatiğe bağladım. Sana çok basit ufak tefek şeyleri bıraktım. Yüzünü nereye çevireceğine bak. Göz kapağını açıp kapamağa bak. Gözün temizliğini bile sana bırakmıyorum. Sadece kullanmaya dikkat et. Tarifeyi de gönderiyor nasıl kullanacak. Burada sadece tercihi sana bırakıyorum. Bunun da en güzeli şu. İmtihan yapmak için ne yapmak lazım? Kalemi serbest bırakmak lazım değil mi? Şimdi biri elinizden tutup size şıkları işaretlerse o sizin sınavınız olur mu? Olmaz. Onun için o kadarlık tercih verecek. Ama bütün sınav salonu, hazırlık, sorular hepsi sistem tarafından hazırlanıyor. Size sadece tercih kalıyor. İşte imtihan olması için sizin tercih ihtiyacınız var. Cenab-ı Hak bizim imtihan olacağımız işlerde kendi külli kudretini, yaratmasını bizim tercihimize bağlamış. Bu cümle nasıl geçer? Halik-i Hakim, Sani-i Hakim kulun cüz-i iradesini külli iradesine bir şart-ı adi yapmıştır. Ben diyorum hep bu işte barajlar kurulmuş, elektrik çekilmiş, etmiş ama buranın aydınlanmasının en sonunda bir adi şarta bağlanmış. O da nedir? Düğmeye dokunacaksın. Düğmeye dokunduğun zaman bütün sistem harekete geçiyor. Yapan sen değilsin, tercih ettiğin için sonuç güzel. Hem gururlanamıyorsun, bir dokunuyorum şehir aydınlanıyor diyemiyorsun. Çünkü sistem takdir, ayarlanmış her şey. Karanlıkta oturunca da ne yapayım kaderim buymuş diyemiyorsun. Çünkü dokunsaydın aydınlanacak şekilde kudret-i ilahi hazır bekliyordu. Ama diyebilirsin ki benim meylim de yok. O zaman ne yapacaksın? Dua edeceksin. Meylimi, hayrı olan meylimi artır diye gene ondan isteyeceksin. Yoksa da. Evet. Demek ki kader cüz-i ihtiyari mesuliyetten kaçmamak için
sen tercih ettin, sistem harekete geçti diyor. Ona mesul ve mükellefsin der. Sonra ondan sudur eden iyilikler kemalatla mağrur olmamak için kader karşısına geliyor. Der haddini bil, yapan sen değilsin. Şimdi ne güzel bak, bu yolda güvenle ilerlersin. Sınırları belli. Bir şey yaptığın zaman, ya şu kadar zekat, bu kadar burs verdim, bilmem ne yaptım dediğinde dikkat, çarampol, Allah'ın sana takdir ettiği, senin kaderin, imtihanın bundanmış. Dokunmakla aydınlanmayı sen mi yarattın haşa? Yok. Sadece o sistemin son şartını yerine getirdin. Niyet ettin, Allah'ın verdiği nimetle, değil mi? O sonuca ortak oldun. Allah niyetine göre veriyor. Sen sadece tercih yapıyorsun. İmtihanda olduğun için her şey hazır. Bir tek sana tercihi bırakıyor sorumlu tutmak için. İşte sorumluluktan kaçamıyoruz. Gurura da düşmemek için kader inancı. Cenab-ı Hak beni bununla sınıyor. Onun takdiri. Dolayısıyla burada benim gururlanıp havalara girecek bir payım yok. Doğru ilerlememiz için aslında bu Cenab-ı Hakk'ın hikmetinin ve rahmetinin bize bir ihsanı. Aksi takdirde ne olurdu? Ya bu tarafa şarampole, ya bu tarafa... Tarih bununla dolu işte. Karun, Tevrat hafızı. Hazreti Musa'nın yeğeni. Fakir, perişan. Sonra zengin olunca ben ilmimle, kudretimle kazandım deyip gitti. Yani iki taraflı şarampol. Onun için... Mesele demek ki imtihanda olduğumuzu bileceğiz. İmtihanda olduğunu bildikten sonra da o zaman ikinci planda kalıyor gerisi. Tercih olmasa imtihan olmaz. İşine gelince ben yaptım, ben ettim diyorsun. İşine gelmeyen yerde ne yapayım, kaderim buymuş diyorsun. İnsan. İşte bu denge bu şekilde. Evet, yaratan Allah ama bizim cüz-i irademizin sarfından sonra hidayeti bile... İmanın tarifi nedir? Kulun cüz-i iradesinin sarfından sonra Allah'ın kulun kalbine ilka ettiği nurdur diyor. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahna elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.